Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Eylül Çarşamba. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Afyonkarahisar'da kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdikleri üretimlerle adeta destan yazan kadın kültür evlerinin yeni hedefini Vali Gökmen Çiçek yıllık 8 milyon TL'lik ciro olarak açıkladı. İçeride. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in ülkede değişim ve gelişimi mimari kadınlar olacak sloganıyla 24 Temmuz 2020'de kentin tüm dinamiklerini devreye sokarak başlattığı Kadın Kültür Evleri projesi başarı hikayesine dönüştü. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınların kaliteli vakit geçirebilme, üretme ve ürettiğini ekonomik kazanca çevirebilme, istediği alanda uzmanlardan destek alabilmesi amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün hayal edilenin çok ötesinde bir noktaya ulaşmış durumda. Makas alabilir miyim? Başarı hikayesinin altındaki gerçekleri ve yeni hedefleri açıklayan Vali Çiçek, kadın kültür evlerinin üretime başlamasının ardından pazarın kendiliğinden oluştuğuna dikkat çekti. Afyonkarahisar kadınlarının çalışkan ve fedakar bu işi sahipleneceklerini ve başaracaklarını inanıyordum. Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Çünkü o kadar büyük bir çalışma temposu içerisinde arkadaşlarımız çalıştı ki sadece satış yapmakla kalmadılar, satış mağazaları açtılar. Bugün Dinar'da, Emirdağ'da, ayrıca Çay'da, İsçihisar'da satış mağazalarımız oluştu. Hem satış mağazalarından hem de özellikle internet üzerinden çok ciddi bir satış ağına ulaştık. Sadece bir ilçedeki kadın kültür evinin tek başına 383 bin TL'lik bir satış rakamına ulaştığını belirten Vali Çiçek sözlerine şöyle devam etti. Kadın kooperatiflerinden yola çıkarak onların o heyecanını gördükten sonra al bir kere komu kurmuştuk. Aslında al bir kere komu kuran kadın kooperatiflerimiz. Kadın kooperatiflerimiz bu satış ağına ulaşmaları ve Türkiye'nin başka yerlerinden de taleplerin olması bizim bir alışveriş sitesi kurmaya bizi itti. Al bir kere kom üzerinden de sadece bir kadın kültür evimiz bu 6 aylık süreç içerisinde 383 bin lira satış yapmış. Diğer bir kadın kültür evimiz 270 bin lira satış yapmış. Yani biz sosyal medya, diğer internet sitelerindeki satışları söylemiyorum bile. Ama toplamda 4 milyon rakamına net bir rakam bu. Ulaştık. Kadın kültür evlerinde üretimin yanı sıra istihdam sağlandığına dikkat çeken Vali Çiçek, yeni ciro hedefinin 8 milyon TL olduğunu söyledi. Bu kadınlarımızın azmini gördükten sonra, bu çalışma hevesini gördükten sonra biz önümüzdeki sene 8 milyon hedefini kesinlikle arkadaşlarımızla az önce koyduk. Hatta daha yüksek rakamlar söylenen yok dedim. 8 milyonu biz yakalayalım. Bu bizim için inşallah iyi olacak ve kurumsal altyapısı hızla devam ediyor. Kooperatif başkanlarımız, kooperatif üyelerimiz hem kendileri çalışıyorlar hem iş veriyorlar kadınlara. Bugün artık Afyonkarahisar'ın tüm ilçeleri fabrikaya döndü adeta. İstihdam da oluşturdular. Orada çalışanlar, elemanlar, sadece Çay ilçemizde 8 tane sigortalı arkadaşımız çalışıyor. Pastaneleri var. Kadın Çay ilçemizde pastanemiz var. Bolvadin'de kafeteryamız var. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Afyonkarahisar İl Koordinatörü Necip Filiz ve Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Merkez İlçe ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ortak toplantısında konuşan İl Başkanı Uluçay, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Afyonkarahisar İl Koordinatörü Necip Filiz ve Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Şuhut, Çay ve Sultanahmet ilçeleriyle Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetimi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve AK Parti'nin önceki dönem yönetim kurulu üyesi Yusuf Balığı ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ve yönetimi ise heyete OSB'nin genişlemesi hakkında bilgi verdi. Şuhut'ta AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u ziyaret ederek yatırımlar ve projeleri hakkında bilgi aldı. AK Parti heyetinin bir sonraki durağı ise AK Parti Çay ilçe teşkilatıydı. Ziyaretin ardından çarşı esnafı ile buluşan ekip, esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulundu ve talepleri dinledi. Heyet daha sonra Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve belediye meclis üyelerini ziyaret etti. Burada da Atlı ve ekibinin proje ve yatırımları hakkında bilgi alan Filiz ve Uluçay, Başkan Atlı'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Son duraksa Sultandağı oldu. İlçe teşkilatıyla bir araya gelen heyet, Belediye Başkanı Mehmet Aldırım'ı ziyaret ederek proje ve yatırımları hakkında bilgi aldı. Uluçay ve Filiz son olarak AK Parti Merkez İlçe ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ortak toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Filiz, "Türkiye artık dünya beşten büyüktür" diyebilen bir liderin yönettiği ülkedir dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu, kaybedilmesi halinde Türkiye'nin çok büyük kayıplar yaşayacağını ancak her seçim olduğu gibi halkın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini kaydetti. Uluçay, "Bugün hadsiz bir CHP'li çıkıyor. AK Parti'ye oy verenlerin kökünü kazıyacaklarını söylüyor. Halkı korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız" diyor. "Siz kimin ülkesinde kimi susturuyorsunuz, kimi korkutuyorsunuz, kimi yıldırıyorsunuz, kimin kökünü kazıyorsunuz" diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK ve Yunan açılımına sert tepki gösterdi. Taytak, "CHP terörün siyasi temsilcisi HDP'ye can suyu vermektedir" dedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Milletvekili Taytak, "CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söz konusu üniter devlet anlayışı olduğu zaman yaptıkları ortadadır. Seyit Rıza, Şeyh Said isyanları gibi devlete başkaldıran, toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemlerde devletimizin gücünü hainlere en net şekilde göstermiştir" dedi. Dünya insanlık görmek istiyorsa, insan hakları görmek istiyorsa, vicdan görmek istiyorsa Türk milletine ve onun şanlı tarihine baksın. MHP'li Taytak, "Şimdi aynı CHP, Şeyh Saitlerin, Seyit Rıza'ların torunlarıyla kol kola girmiş, teröre destek vermekte, terörün siyasi temsilcisi HDP'ye can suyu vermektedir. Öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, bölücü terör örgütü PKK sorunu vardır. Kürt kardeşlerimizi PKK ile eşdeğer görmek yapılacak tarihi bir hatadır. Daha önce de yanlış olduğunu ifade ettiğimiz çözüm, açılım gibi süreçlerin hamiliğine ana muhalefet partisi CHP'nin soyunması da manidardır. Çözümün adresi olarak şu an yargıda kapatılma davası olan HDP'yi işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milletine ihanetini açıkça ilan etmektedir. Ne acıdır ki Atatürk'ün kurduğu partide genel başkanlık yapan bu şahsa, terörün siyasi partisi HDP tarafından verilen cevapta çözümün adresi HDP değil, bebek katili terörist başı Öcalan olarak gösterilmiştir" ifadelerini kullandı. Müslüman Türk milleti insanın vicdanıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan'la ilgili söylemlerine de cevap veren Taytak, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, milli doktrinimiz Mavi Vatan'ı işgalcilik ve yayılmacılıkla suçlamış, Yunan halkının yüreğine su serpmiştir. CHP'nin tüm koridorlarından ihanet fışkırmaktadır. CHP'nin tüm sokakları ihanete çıkmaktadır. Barzani CHP açılımı, HDP açılımı, Yunan açılımı derken tüm ihanet çukurlarını doldurmaya karar verdiği ortadadır. Kemal Kılıçdaroğlu kendi çalıp kendi söylemektedir. Görüyoruz ki CHP'ye gönül vermiş. Bu vatan için, millet için, bayrak için canını verecek kardeşlerimiz bu ihanetten rahatsızdır" dedi. Türkiye Cumhuriyeti 1000 yıllık kadim devlet anlayışıyla milletine ve insanlığa hizmet etmektedir. 2023 seçimlerine İstanbul ve Ankara modeliyle gireceklerini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de yüklenen Taytak, "Bir de bu durumda İP ne yapacaktır? Cumhur İttifakı düşmanlığı altında İstanbul modeli adıyla 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi ihanette kol kola mı duracaktır? İnanıyoruz ki büyük Türk milleti zilletin oyununu görüyor ve 2023 seçimlerinde de bu oyunların tamamını Allah'ın izniyle bozacaktır. CHP bu ihaneti, bu zihniyeti 2023'te topluma nasıl açıklayacaktır? CHP'nin ihanet şemsiyesi altında toplananlara Türk milleti gereken cevabı mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Eskişehir'deydi. İl protokolüyle Güyüz ilçesindeki Gökpınar Barajı'nı inceleyen Bakan Pakdemirli, barajın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
de şantiyede bahsetmiştim. Son sahibi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ta eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra inşaat sahasındaki ekskavatörü kullandı. Barajın su tutması için kapak kapatma işlemini gerçekleştiren Bekir Pakdemirli, su tutmaya başlayan Gökpınar Barajı'nın Eskişehir ve bölgesine hayırlı olmasını diledi. Yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmi olan barajımız bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi. Eskişehir Günyüzü ve Ankara Polatlı'ya hitap ediyor ve toplamda da 60 bin dekarlık alanda suya açılacak. Şu an barajı bitirdik. Sulama ile ilgili olan ihalelerin 4'te 3'lük kapsamında olan kısmını sene başından önce ihaleye çıkmak suretiyle diğer kalan kısmını da önümüzdeki yılın ortasına varmadan ilk çeyrekte onun da ihalesini yapmak suretiyle de sulamaya 60 bin dekarlık da bir fayda sağlamış olacağız. Bakan Pakdemirli, 8300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulamaya başlayacağını ve bölgede yılda 2 ürün alınacağını vurguladı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Alzheimer hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. O açıklamalar geliyor ekranlarınıza. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne dikkat çekmek için yazılı bir açıklama yapan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, hastalık hakkında bilgiler verdi. Bu beyin hastalığının yaşlılıkla beraber ortaya çıktığını belirten Korkmaz, başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açtığını ifade etti. Alzheimer hastalığının kesin tedavisi yoktur diyen İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, yapılan tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Kesin tedavisi olmamakla birlikte tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmakta ve hastalığın belirtileri azaltılmaktadır. Tedavideki amaç hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Balık, sebze ve meyve ağırlıklı diyetle hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bunun yanında egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak, sosyalleşmek, hastalıktan korumaya yardımcı olmaktadır. Hastalığın engellenmesi mümkün olmamakla beraber, özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesiyle yavaşlatılması mümkündür dedi. Korkmaz açıklamasının son bölümünde ise risk grubuna giren kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi. Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, gücümüz halkın istek ve taleplerini dinlemekten gelir dedi. Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, kurum müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kaymakam Bolat, ilçede sürdürülecek çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, gücümüz halkın istek ve taleplerini dinlemekten gelir. Yerel yönetimde yöneticiler birbirlerini ve en önemlisi de vatandaşı dinlemeli. Bolvadin için hep beraber yoğun bir tempoyla çalışmalıyız. Basın mensubu arkadaşlarımızı bizlere her zaman yardımcı olan ve fikir ortağımız olan kişiler olarak görüyorum. Çalışmalarımız, projelerimizi harekete geçirmek için hızlı hareket etmeliyiz. Özellikle Valimiz Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesine olan ilgi çok yoğun. Biz de bu projenin daha fazla gelişmesi için çalışacağız dedi. Toplantı daha sonra katılımcıların Kaymakam Bolat'a ilettiği istek ve taleplerin ardından sona erdi. Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri kuraklık nedeniyle artan yem maliyetlerinden dolayı yumurta fiyatlarının arttığını belirttiler. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi protein deposu yumurtanın fiyatında bugünlerde ciddi bir artış gözlendi. Müzik
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla doğru orantılı olarak artan yumurta fiyatları bazı bakkallarda 32, zincir marketlerde ise 33 lira olarak kayda geçti. Kent merkezinde faaliyet gösteren yumurta üreticisi Mehmet Kumartaşlı, yumurta fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeninin ham madde kökenli olduğuna dikkat çekti. Yumurta fiyatlarının yükselmesinin en büyük sebebi ham madde kökenli. Bizim yumurta maliyetlerimizin %80 hatta %90'ına yakını yem giderlerimiz. Malumunuz dünyadaki kuraklık sebebiyle dünya rekoltelerinin yeni açıklanan rakamlarını düşüşler var, ciddi oranlarda düşüşler var. Buna kaynaklı olarak dünya piyasalarında ham madde fiyatları global olarak yükselmekte. Buna bağlı olarak maliyetlerimiz de ciddi oranda artmıştır. Ocak ayına göre yumurta fiyatlarının %6 arttığını belirten Kumartaşlı, ham madde zamının ise %100'ün üstünde olduğunu ifade etti. Yumurtanın 2 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini belirten Kumartaşlı, fiyatların tüm dünyada yükseldiğini kaydetti. Ocak ayı itibariyle yumurta satış fiyatlarımız 75 kuruş iken bugün 85 kuruş civarında yumurta satış fiyatlarımız var. Bu da takribi %6 civarında yumurta fiyatları yükselmiş gibi gözükse de ham madde kökenli ve ambalaj maliyetleri kökenli gelen maliyetlerimize zam var. %100'ün üzerindedir. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçip bir traktör altı aracı biçti. Feci kazada çekici sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Afyonkarahisar-Antalya Karayolu, Dinar ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu İskenderiye İdaresi'ndeki rulo iplik yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Tır yol ortasındaki refüje açıp karşı şeride geçip önce Çağlayan G İdaresi'ndeki araca ardından Mehmet Bey yönetimindeki üstünde 0 kilometre traktör yüklü çekiciye ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken tırın dorsesi yola yanyattı. İçerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çekici sürücüsü Mehmet Bey, araçlarda bulunan 4 kişi ve tedaviyi kabul etmeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan Mehmet Bey hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Yaşanan korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın karşı şeritten gelip önce dönmeye çalışan 0 kilometre yüklü çekiciye ardından diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalışmaları devam eden Ballık Göleti'nin tamamlanmasıyla 790 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ballık Göleti'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, gölette depolanacak su ile 790 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacağını belirtti. Rezervuar kil blanket imalatı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, gövde dolgu imalat çalışmalarının ise yıl sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Yıldız, temelden yüksekliği 25 metre ve su depolama kapasitesi 338 bin metreküp olan Ballık Göleti'nin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatlarıyla dekar başına 1100 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 869 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Afyonkarahisar'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 4. kez yapıldı. Bisikletlerini de süsleyen kadınlar kent merkezinde pedal çevirerek tur attı.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yaklaşık 25 ülkede ve 150 şehirle birlikte Afyonkarahisar'da da hafta sonu gerçekleştirildi. Bu yıl Afyonkarahisar'da 4. kez yapılan bisiklet turu Zafer Meydanı'ndan başladı ve kent içinde belirlenen güzergahlarda tamamlandı. Açın! Zafer Meydanı'ndan başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İmaret Camisi, Yeşil Yol Caddesi istikametinden devam ederek Zafer Meydanı'na ulaşmasıyla son buldu. Yavaş, yürümediler. Kadınlara eşleri ve Afyonkarahisar'daki bisiklet severler de destek oldu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun etkinlik kısmı ise Zafer Meydanı'nda yapılan müzik dinletisiyle tamamlandı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Ali Yemete Sert, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için turun düzenlendiğini söyledi. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan 3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı için çalışmalar hızlandı. Motor Sporları Merkezi etkinlik alanında açılacak kitap fuarında 200'den fazla yayın evi kitaplarını kitapseverlerle buluşturacak. Üçüncü Afyonkarahisar Kitap Fuarı Cuma günü açılacak. Daha önce Afyonkarahisar Fuar alanında bulunan kapalı mekanda kitap severleri bir araya getiren organizasyon bu yıl açık havada yapılacak. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in büyük katkılarıyla pandemi tedbirleri üst düzeyde alınarak yapılacak olan kitap fuarında 50'ye yakın yerel yazarın yanı sıra 100 yazar söyleşi, kitap tanıtım ve imza günü etkinliğine katılacak. Afyonkarahisar Belediyesi tiyatro ekibinin de özel oyunlar sergileyeceği kitap fuarı 10 gün boyunca açık olacak. Açık mı olacak? Kameraman mı çağırıyor? Fuarın düzenleneceği alanda standlar kurulmaya başlandı. Yayın evleri de standlarını dizayn ederek kitapseverlere hizmet verecek. Fuara 100 standa 200'den fazla yayın evi katılım gösterecek. Fuarda her türlü kitaba ulaşmak mümkün olacak. Kitap fuarı için Afyonkarahisar Belediyesi Anıt Park ve Erenler'den ücretsiz otobüs servisi yapacak. Hafta içi ilçelerden gelen okul grupları için Frig Vadisi'ne ücretsiz geziler de düzenlenecek. Vatandaşlar ise ücretsiz Frig Vadisi gezisine hafta sonu katılabilecek. Kitap fuarı 24 Eylül Cuma günü kapılarını açacak. Fuarın resmi açılış programı ise Cuma günü 11'de Motor Sporları Merkezi etkinlik alanında gerçekleşecek. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metanfetamin ele geçirilirken operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Hamile Ekipleri tarafından yapıldı. Durumdan şüphelenilen iki şahsın üst aramasını yapan ekipler, şahısların üstünde 1.30 gram metanfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Olayın ardından iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen, polis memuru Nazım Tuncer'in katili olarak aranan terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Müzik 34 yaşında ve iki çocuk babası olan polis memuru Nazım Tuncer, 17 Aralık 2018'de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından haince pusuya düşürülerek şehit düşmüştü.
Şüpheli iki teröristten birisinin geçtiğimiz senelerde cesedi bulunurken kaçan failler arasında olduğu tespit edilen Demhatçı'yla kod adlı Velato. Geçtiğimiz günlerde yapılan titiz operasyonda kaçmak istediği sırada kayalıklardan düştü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin sağ yakalanarak 13 Eylül günü tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini, Şehit Tuncer'in kanının yerde kalmadığını açıkladı. Şehit Tuncer'in annesi Ayşe Tuncer, teröriste en ağır ceza verilse de içinin soğumayacağını ifade etti. Yakalandığı için çok rahatladık. Allah'ım ne gerekiyorsa devletim yapsın, benim oğlum çocuklarım böyle olduğu için cezalandırmasın. Ne gerekiyorsa onu yapsın. En ağır cezayı istiyorum ben oğlum. En ağır cezayı da verseler benim içim soğumayacak. Biz şehitliği bekleyeceğiz. Onlar da şeyi beklesin. Çalıların dibine gömsünler, doğruları beklesinler. Şehit babası Mehmet Tuncel ise torunlarının hala babalarını sorduklarını söyledi. Şu anda onlar da perişan şu anda. Yani toplanıyorlar. Herkesin anası babası yanında bizim anamız babamız dediği zaman da insan yıkılıyor yani. Vallahi unutulacak bir şey değil bu ya. Yatıyoruz kalkıyoruz aklımıza geliyor. Günlük yanında geçiriyoruz yani. Gece 12 diyor, 1 diyor. Devamlı oradayız yani. Vallahi yakalandığı için yani çok memnun oldum yani. Bayağı da teselli etti ama gereken cezayı çekmesi lazım yani. Devletimizin onu göstermesi lazım. Denizli'de gece saatlerinde eski bir evde çıkan yangında alevlerin içinde kalan kadın, "Kurtarın beni, yanıyorum," diyerek yardım istedi. Yangın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Bir kadının içeride kaldığı eski bir evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ya ne olduğunu bilmiyorum ki, beni buradan götürmüşler, götürmüş hastane. Alevlerin içinden bir türlü kurtarılamayan çaresiz kadın, "Kurtarın beni, yanıyorum," diyerek bağırmaya başladı. Bu esnada yangının kokusunu hisseden komşusu aşağıya inerek alevler içinde kalan evin kapılarını açmaya çalıştı. Bütün uğraşlara rağmen kapı açılmazken 112'ye haber verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak alevlerin içinde kalan kadını kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Öte yandan kadın yangının başkası tarafından çıkarıldığını iddia ederken, komşuları ise kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını, yangını ise kendisinin çıkardığını söylediler. Bağırıyordu. Ben dedim ki bak gece çok geç, bu saatte bağırmayın, insanları uyandırıyorsunuz, yarın konuşalım dedim, bir sorun varsa dedim. Neyse bir şeyler dedi, anlamadım. Yarım saat geçmedi, ben büyük bir koku hissettim. Koşarak indim. Karşıdaki arkadaşımız da görmüş. O da koşarak indi. Ben burayı kırmaya çalıştım. O itfaiyeyi aradı. Kütahya'da COVID-19'la mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Kütahya'da aşıları tanımlı oldukları halde hiç aşı olmayanlar 97 bin kişi olarak açıklandı. Açıklanan son haritada her 100 binde 272,59 alan Kütahya, yüksek riskli iller arasında olmayı sürdürüyor. Son bir ayda yoğun bakımda yatan hasta sayısının neredeyse iki katına çıkan Kütahya'da aşıları tanımlı olduğu halde hiç aşı yaptırmayan 97 bin vatandaşın olduğu belirlendi. Kütahya Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, "Vatandaşlarımızdan istediğimiz, talebimiz aşılarını yaptırmaları ve hem kendilerini hem de sevdiklerinin sağlıklarını korumaları," diyerek herkese aşı olmaya davet etti. Şu an hedef nüfusa göre Kütahya'da 97 bin civarında, tanımlanmış nüfusta 97 bin civarında aşısını yaptırmayan vatandaşımız var. Biraz bardağın boş tarafından bakmak durumundayız. Çünkü onlar da aşısını yaptırdığı takdirde biz daha güçlü duruma geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan temennimiz, isteğimiz, talebimiz
bir an önce aşılarını yaptırmaları ve bize bu manada destek olmaları hem kendilerini hem de sevdiklerinin sağlığını korumalarıdır. 576 bin nüfuslu Kütahya'nın halen koronavirüs vaka artışında Ege bölgesinde birinci sırada olduğu kaydedildi. Bilecik'te yetiştirilen şeftaliler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Sakarya Vadisi'nde yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat edilen şeftaliler yurt dışına satılıyor. İlçeye bağlı 130 haneli Çerkeşli köyünde modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler toplandıktan sonra soğuk hava tesisine taşınıyor. İşçiler tarafından boyutlarına göre kasalara yerleştirilen ürünler bazı Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver'de şeftali denilince Osmaneli'nin akla ilk gelen üretim merkezlerinden olduğunu belirtti. Şimdi eskiden şeftali deyince Bursa akla gelirdi. Şimdi şeftali deyince Osmaneli, yani Çerkeşli akla gelirdi. Romanya veyahut da işte Rusya genelde veyahut da parça parça Almanya gitmiyor. Şimdi turlar geçişine gittiği zaman artık tek ürün yüklenmiyor. Çeşitli ürünler yükleniyor yani. Çeşitli olduğu için Avrupa'nın her tarafına gidiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve ilçelerinde 17 bin dekar alanda yılda 42 bin 500 ton civarında şeftali üretildiğini söyledi. Üreticiler ise rekolte, fiyat ve talepten memnun olduklarını ifade ettiler. Burdur'da küçükbaş hayvan yüklü tır şarampole devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Isparta, Antalya yolunda can pazarı. Küçükbaş hayvan yüklü tır şarampole devrildi. Kaza Burdur'un Ağlasun ilçe sınırındaki tüneller mevkiinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeki Serdar Uygun İdaresi'ndeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Muhammed Tanır ve Afganistan uyruklu Ali Muhammed Reşit tır içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tırdan sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri Serdar Uygun ve Muhammed Tanır'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Muhammed Reşit ise ambulansla Isparta'daki hastaneye kaldırıldı. Uzun süre trafiğe kapatılan yol, savcılık incelemesinin ardından tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Öte yandan tırda bulunan 300 hayvandan 234'ü telef oldu. 51'i ise canlı olarak kurtarıldı. 15 hayvan da kaza yerinde kesildi. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü kenarındaki Milli Park sahasında bulunan sulak alan kururken içindeki yüzlerce balık da telef oldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki Milli Park sahasında yer alan sulak alanlar mevsimsel olarak kurumaya yüz tuttu. Kuruyan alanda 2-3 kilogram ağırlığına sahip onlarca balık ölüsü görülürken, sığlaşan kesimlerde sıkışan küçük balıklar balıkçılara yem olmaya başladı. Beyşehir Birliği Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Samitan, göl yatağının 2016'da liman projesi kapsamında biraz çukurlaştığını belirterek şöyle konuştu. Bütün göldeki olan balıkların hepsi buradaydı. Fakat işte aşırı küresel ısınma, yani kuraklık olduğundan dolayı, burası çukur olduğundan dolayı gölden irtibat kesildi. Kesildikten dolayı da balıklar içinde canlılar öldü. Şimdi şuradan itibaren 500 metreye gitsen
Gölü öyle görürsün. Doğa ve kuş fotoğrafçısı Namık Kemal Korçan da kuş fotoğrafı çekmek için sık sık geldiği göl kıyısında susuzluk nedeniyle yüzlerce ölü balığı görmenin kendisini çok üzdüğünü ifade etti. Şu görmüş olduğunuz alanda çok güzel su kuşları olmaktaydı. Eskişehir'e gidip bir ay sonra geldiğimde ne yazık ki buranın kurumuş olduğunu ve balıkların da ölmüş olduğunu gördüm. Kuraklık ne yazık ki o kadar büyük balıklar var ki yani 1 kiloluk falan balıklar. Şu anda zaten bir sazın kenarında kalmış. Onları da küçük akbalıkçılar küçük balıkları yok etmeye başlamışlar. Onları yiyorlar. Durum kötü. Manisa'nın Kula ilçesinde babasını bıçakla öldüren genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sabah saatlerinde Kula'ya bağlı Kırsal Bayramşah Mahallesi'nin alt kapılı mevkiinde meydana geldi. Eşinden ayrılan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Sultan C, beraber ikamet ettikleri 69 yaşındaki babası Recep Ağa ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle genç kadın babasını boğazından keserek öldürüp ablası Selma Ağa'ya itirafta bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlenirken, katil zanlısı Sultan C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürülen katil zanlısı kadın, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı, tutuklu yargılanmak üzere Salihli T-Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Denizli'de yaşayan sportif balık avcısı, yakaladığı dev orkinosu kendi elleriyle mangal yapıp arkadaşlarına ikram etti. Denizli'de yaşayan sportif balık avcısı Arptuğ Önal, salgından dolayı ara verdikleri av etkinliğinin dördüncüsü için İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldı. Önce sardalya sürüsüyle karşılaşan Önal ve ekip arkadaşları, yaptıkları takip sonucu sardalya ile beslenen orkinoslara ulaştı. 1,5 saat süren mücadelenin ardından 2,5 metre boyundaki 200 kiloluk dev orkinos tekneye çekildi. Önel soğuk zincirle Denizli'ye getirdiği orkinosu arkadaşlarına ikram etmek için organizasyon düzenledi. İş makineleriyle taşınan orkinos için iş yerinin bahçesinde mangal yakıldı. Balığı da kendi elleriyle parçalayan Önel arkadaşlarına ziyafet çekti. Normal şartlarda avcılığı sportif amaçla yaptığını kaydeden Önal sözlerine şöyle devam etti. Bu sene dördüncüsünü geleneksel olarak artık düzenlediğimiz sportif anlamda yakaladığımız mavi yüzgeç orkinosumuzu Denizli'deki sevdiğimiz eş, dost, arkadaşlarımızla paylaştığımız bir yemek organizasyonu yaptık. Bunun için geçen hafta sportif balık avcılığı amacıyla arkadaşlarımızla Çeşme açıklarında denize açıldık. Yakaladığımız mavi yüzgeç orkinosumuz 200 kilo geldi ve 245 santim uzunluğuna sahip. Bu balığı yakalayabilmek için önce açıklarda sardalya balığını aradık. Önce sardalya balığını bulduk. Sonra o sürüyle beslenen orkinosları bulduk. Ve takibinde 90 dakikalık bir sportif mücadelemiz oluştu. Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinde muhtar ve daire amirlerinin katılımlarıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Şuut konferans toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şuut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlık ederken ilçe merkez ve köy muhtarları ile daire amirleri ise toplantıda hazır bulundu. Tanışma merasimiyle başlayan toplantıda ilçe, merkez ve köy sorunları kapsamında istek ve talepler alındı.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Denizli'de 2 yaşındaki bebek apartmanın 3. katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebeği esnaf kalp masajı yaparak hayata döndürdü. İki yaşındaki bebek 3. kattan düştü. Aldığı eğitimin sayesinde zemine çakılan bebeği hayata döndürdü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Altıntop mahallesinde meydana gelen olayda 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Afganistan uyruklu 2 yaşındaki bebek Ali Ahmet'i balkondan sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü. O anda neye uğradığını şaşıran kadın şok geçirirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. ...112'ye ihbar verildiği sırada esnaf Alp Türk Çurku düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Masaj sayesinde tekrar hayata dönen bebek sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İş yerinin önünde telefon görüşmesi yaparken karşı binanın balkonundan bir şeylerin düştüğünü fark eden Çurku, ilk başta poşet zannettiği bu cismin olayın tanığı olan bir kadının çığlığının ardından anladı. Hemen olay yerine koşarak ilk müdahaleyi yapan ve aldığı eğitiminde yardımıyla kalbi duran bebeği yaşama döndüren Çurku, yaşananları şöyle anlattı. Hemen çocuğun boynuna müdahale ettik, boynunu tuttuk, hareket etmemesi gerekiyordu. Kısa bir süre sonra morarmalar başladı. Zaten kalbinin teklerinin nabzının yok olmaya başladığını fark ettik. Küçük bir kalp masajı yaptık. Derin bir nefes alma şartıyla hayata geri döndüm. Sonrasında ambulans gelene kadar tabii tedaviyi devam ettirmek zorunda kaldık. Başından ayrılamadım. Eskişehir'in Çifteleri ilçesinin en gözde noktalarından olan Sakaryabaşı, etrafındaki piknik alanları, havuzları doğasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sakaryabaşı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Su sporları sevdalılarının buluşma noktası olan Sakaryabaşı, off-road yapanların ve kampçıların da tercihi. Eskişehir'in Çifteleri ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, balıkları, dalış noktaları, tertemiz suyu ve oksijen dolu havasıyla doğa severlerin uğrak noktası. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık önderliğinde birkaç kat daha genişletilen ve turistik faaliyetlerin arttırıldığı Sakaryabaşı, Eskişehir ve çevre illerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Sakaryabaşı bölgesi, su sporları sevdalılarının da buluşma noktası olurken, off-road yapanların ve kampçıların da tercih ettiği yerlerden biri oldu. Burayı ziyaret edenler hayranlıklarını dile getirdi. İnsan burada resmen huzur bulur. İnsan buraya geldiği zaman huzur bulacaktır. Nezih bir ortamdır ve halk olarak da Çifteler halkı misafirperverdir. Gelen yabancı misafirlere karşı davranışları, tutumları daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yoldan geçen otomobillere taş atan alkollü kişi gözaltına alındı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen Melihçe, yoldan geçen otomobillere yerden bulduğu taşları attı. Atılan taşlar nedeniyle iki otomobilin camları kırıldı. İki otomobilin de kaportalarında zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerini yol kenarına park eden sürücüler, Melihçe'yi yakalayarak polise teslim etti.
Otomobilinin camı kırılan Alper Türk şöyle konuştu. Arkadaşın canı sıkılmış. Şeysi bu, bahanesi bu yani. Morali bozukmuş. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ampute milli futbol takımı kupa ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İdari As Başkanı İrfan Çelik, ampute milli futbol takımı teknik direktör Osman Çakmak ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'e geldi. Heyet, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerin yer aldığı çelenkle Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı İrfan Çelik'in Mozele'ye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Ampute Futbol Milli Takımı'yla Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çelik, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı. Yüce Atam, bugün huzurunuza Türkiye Ampute Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu kutlamak için geldik. Bu şampiyona da sizin gibi gazi olan özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve diğer gazi sporcularımızla sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Mekanınız cennet olsun. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sultanların çeyrek finaldeki rakibi ise Polonya oldu. D grubunda 5'te 5 yapan milliler son 16 turunda B grubunun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan A-Milli Kadın Voleybol Takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündal, A-Milli Kadın Takımının Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesiyle ilgili "Tebrik ediyorum, iyi bir mücadele" dedi. Üstünde Filenin Sultanları'nın Bulgaristan'ın Filibe kentinde Çekya ile oynadığı ve 3-1 kazandığı son 16 turu karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada. Sonunda 3-1'lik bir galibiyet aldığımız setler çok açık ara setler. Bir set verdik ama hiç önemli değil. Burada maçın sonucu önemli. Çünkü telafisi olmayan bir maç. Bunu gerçekleştirdi takımımız. Önümüz açık. Eğer çeyrek final maçını da alırsak, dörtlü finale kalıp organizasyonun ev sahipliğini yapacak Sırbistan'a Belgrad'a geçeceğiz diye konuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos yarın Türkiye saatiyle 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak. Filenin Sultanları çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
maaşı olduğu için katılımcılar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce ilk kez Başbakan Adnan Menderes'i anma koşusu düzenlendi. Başbakan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya 15-70 yaş arasındaki amatör ve profesyonel 120 sporcu kayıt yaptırdı. Son tur. Atatürk Kent Meydanı'nda başlayan 6 kilometrelik parkurdaki yarış sonunda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda elde etti. Kadınlarda ise birinciliğe Sümeyye Erol ulaşırken Elif Dağdelen ikinci, Sabriye Güzelyurt üçüncü oldu. Yarışa katılan emekli polis memuru Nevzat Kaya, bitiş çizgisine 10 metre kala baygınlık geçirdi. Kaya'ya ilk müdahale adirektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir tarafından yapıldı. Daha sonra 112 acil sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Adirektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Vefatımın üzerinden geçen 60 yıla rağmen merhum başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının millet tarafından samimi bir şekilde hayırla ve şükranla anılıyor olmasının gerisinde bu samimi duygular yatmaktadır. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Hep birlikte alsak ya. Eskişehir'de badminton'u olan yetenekleri 5 yıl önce keşfedilen ikizler Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen Hırvatistan'da Gençler Açık Turnuvası'nda mücadele edecek. Eskişehir'de badminton sporuna karşı yetenekleri fark edilen 12 yaşındaki Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen kardeşler, katıldıkları Türkiye şampiyonalarında kazandıkları derecelerle milli takıma seçilip Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme fırsatı yakaladılar. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Türkiye Badminton Milli Takımı antrenörü Nihat Orasan tarafından yetenekleri keşfedilen ikizler de antrenmanlara katıldı. 7 yaşlarına geldiklerinde şampiyonalara hazırlanan Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen 9, 11 ve 13 yaş kategorilerinde katıldıkları müsabakalarından madalyalarla döndü. Elde ettikleri başarıların ardından Türkiye 15 yaş altı badminton milli takımına seçilen ikizler 24-26 Eylül'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Gençler Açık Turnuvası'na milli formayla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.